Güzel invite. Dark Azrail TR 1907. Selamlar millet. Ben Volkan. Hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Nasıl Lig Çıkılır serimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu an Silver Ligi'ndeyiz arkadaşlar. Silver'dan çıkmak için nelere dikkat etmemiz lazım? Neler yapmalıyız? Top lane oynuyorum. Bu serinin bir önceki maçında zaten mid lane'de oynamıştım. Bu videomuzda top lane'de öğretici olarak değineceğim. Umarım faydalı olur. Şimdiden like atarsanız bana çok büyük destek olmuş olursunuz. Teşekkür ediyorum hepinize. E açtım. Burada güzelce bir takasa girdim. Yani karşımızdaki oyuncu Ignite ve Flash'la oynuyor. Ayrıyetten yenilmez rünü var arkadaşlar. Bu yüzden Ignite'lı oyunculara karşı oynarken top lane'de çok kontrollü oynamanız lazım. Yani menzilli bir şampiyonsan onun menziline girmeden uzaktan şu şekilde öncelikle dövmen gerekiyor. Yani skill'lerini kullanıp rününü kullandıktan sonra hemen trade'den çıkacaksın, savaştan çıkacaksın. Önceliğin bu olması lazım. Ben bunu Sivayin için anlatıyorum ama sen bunu herhangi bir farklı bir şampiyona da deneyebilirsin yani. Olay budur. Farm almaya geldikçe, last hit atmaya geldikçe rakibimizi dövüyoruz. Zaten bu bilindik bir şey. Artık bunu yapmazsanız olmaz. Lig atlamanın, lane kazanmanın en mümkün yolu bu abi. Bakın o minyonu da almaya gelecek. Geldi. EW pasif Q, iksir. Dipten Q'yu yapıştırdık orada. İksir bastığım için düz vuruş takaslarına girebilirim. Çok tatlı oldu. Gayet iyi. Girdiğim ürünleri tekrardan sol altta görüyorsunuz bu arada. Top lane'de de elektrik ver oynuyorum. Yani kimisi hortlak girebilir. Yani benim tercihim bu yönde oluyor. Bu minyon dalgasını burada frizleyebiliriz arkadaşlar. Top lane'de minyon kontrolü, lane dondurmak, lane pushlamak çok önemli. Bunları ne zaman hangi şartlar altında yapmanız lazım bilmeniz gerekiyor. Karşımızdaki oyuncu Ignite'lı olmasına rağmen şu an lane'i kaybetti. Ve bu koridorda ex kaybedecek deli gibi. Top'a Ignite giriyorsan abi bu tarz takaslarda çok dikkat etmen gerekiyor. Ya skill'leri dojlaman gerekiyor ya da o Ignite'e girmeyeceksin. Onun dışında olmaz yani, kaybedersin lane'i. Şimdi şu minyon dalgasını pushlayalım abi. 14 minyon kadar öndeyim ve karşımdaki oyuncu şu an 3 level. Nereye gitti bilmiyorum, hala gelmedi abi. Çok ilginç yani. Yani bu tarz basit hatalar yapmamanız lazım arkadaşlar. Bu liglerde oynarken gerçekten bunlar çok basit hatalar. Yani böyle base atmalar olsun. Top'a Ignite girip yani basit dayaklar yiyip tüm skill'leri yemeniz olsun. Bunları kesinlikle göz ardı etmeyin. Kendi hatalarınızı öncelikle bilmeniz lazım. Hatalarınızın farkına varırsanız ve bu hatalardan ders çıkartırsanız lig atlayabilirsiniz abi. Ama önceliğiniz tabii ki lane'i kazanmak olsun. Bir an önce roket kemeri tamamlayıp sağa sola roam atmam lazım. Çünkü Garen'e karşı bir yere kadar yani kill çıkartabiliriz burada veya bir yere kadar artık farm yapabiliriz. Daha sonrasında diğer koridorlara gitmem gerekiyor. Yani karşımızdaki oyuncu kırılgan bir şampiyona sahip olsa burada lane'de kalır sabaha kadar döveriz ama rahatlıkla dayak yiyebilen bir şampiyon değil. Bu yüzden sürekli sağa sola koşup roamlar atacağız. Takımımızı öne geçireceğiz. Her ne kadar biz lane'de sadece farmda veya exp'te öne geçsek de attığımız roamlar sayesinde takımı da öne geçireceğiz. Burada agresif yapıyor. Ignite'ı da saldığına göre şu ultiyi açıp kafamıza bir W atmamız var yani. Aynen şu an tekledin. Hemen iksire basıp düz vuruşları salalım. Dibime girdi. Q'yu salalım. Az önce zaten ultisini, Ignite'ını, her şeyini kullandı. Direkt kestik. Gayet iyi. Evet şu an deli gibi bir farm kaybediyor abi. Görüyorsunuz 4, 7, 8 tane minyon kaybedecek burada. Ben birazdan 9 level olacağım. Karşımdaki oyuncu 7 level kaldı. O kadar farm arasında benimle takasa girmesi falan bence yanlıştı. Yani solo queue'da önemli olan şeylerden bir tanesi de şampiyonunuzun gücünü tanımak. Yani matchup bilgisi ve şampiyon bilgisi, bunlar çok önemli. Bunların hepsi birleştiğinde, oyun bilgisi falan birleştiğinde lane'i kazanıp sağa sola yardımlarla direkt oyunu taşıtabiliyorsunuz abi. Bakın ben şu an 2 level fark attım karşımdaki Garen'e ve Garen 250k 300k falan olması lazımdı yanlış hatırlamıyorsam. Yani arkadaşımız bir Garen main aslında. Ben roket kemerimi tamamladım. Daha ağır kanı var sadece. Gayet güzel. Normalde biliyorsunuz ki mid lane oynarım veya support oynarım. Daha çok böyle maç taşımak için o koridorlar daha bir hoş oluyor. Roam atmak açısından falan. Top lane'de karşınıza bu şekilde tank şampiyonlar geldiğinde, yani çatışma, savaş uzun sürdüğü için, iki taraf da ölmediği için biraz vakit kaybı oluyor abi. Birazcık daha geç scale oluyorsunuz ve takım arkadaşlarınıza roam'a çıkmak mid lane'e göre falan zor oluyor. Ama sıkıntı yok. Şu an ben acayip bir şekilde güçlüyüm.
Buradan da alacağımız bir tane daha barikat ayakkabıyı bitirmemizi sağlayacak. Garen tekrardan lane'e geldi. Burada farm yapmak yerine bana mı vuracak bakalım. Okey, o barikatı da aldık. Gayet iyi. Q'sunun minyonları kullanmasını bekleyeceğim. Veya E'sini bakalım. Kullansın ve hemen gireceğim. Okey. Yani kesmeye değil, şu an dövmeye gireceğim sadece. Wow, çok iyi. Bu arada kestim ben bu çocukları. Kule altında falan. Evet. Yani bana böyle gelin ya. Güzel. Yani bana böyle ganklerle gelin ya. Gerçekten ben top lane'de oynarken öne geçtiğim zaman karşımda tank varsa bana gank atılmasını, özellikle böyle bir çardan severim. Ama kalkıp da Mundo'nun gank atmasını da sevmem yani. Böyle kırılgan çarlar olacak. Manam olmasa da roket kemerle burayı puşladım ve bu wave'i de rakibime kaybettiriyorum. Hemen seriden base atalım. Burada kazanmamızdaki sebep neydi arkadaşlar, 1v2'deki fight'ı? Early game'de kurduğumuz üstünlük. Rakibimize minyon kaybettirdik. Minyonların XP'sini kaybetti, gold'unu kaybetti. Hem eşya olarak öne geçtik, hem X'de öne geçtik. X'de öne geçmek çok önemli bir şey arkadaşlar. Bunu unutmamak lazım. Onlar benimle kapışırken aramızda 2 level, bununla da 3-4 level bir fark vardı. Benim için gayet iyiydi. Roket kemer sayesinde güzel bir hasar çıkartıp oradan aktörünü kestik. Şu an ezber build kasmıyoruz arkadaşlar. Karşımızda Garen olduğu için tank bir şampiyon. Benim Leander çıkmam çok tatlı olur ikinci eşyadan. Leander biliyorsunuz tankları falan eritiyor, hasarımızı arttırıyor. Leander'in şu parçacığı bile şu an benim Garen'i kesmem için çok efsane bir eşya olacak bizim için. Şurada Garen'e bir hextech yapalım. Şöyle sol taraflara dojluyor. EW pasif. 3'e basalım. Q'ya basalım. Yani güzel bir hasar çıkarttık Garen'in üstüne. Çıkartmaya da devam ediyoruz. Gayet iyi abi. Şöyle bir E yapalım. Bir daha çekelim Q'u. Düzleri salalım. Evet. Abi görüyorsunuz yani. Az öncekine nazaran daha fazla hasar atıyoruz. Karşımızdaki oyuncu bize cevap veremiyor burada. Ve sanırım tilt oldu gibi. Şöyle bir E atsak. Şöyle bir W, Q. Oo, W'su ve Merkür adımları sayesinde burada skill'lerimizden kitle kontrolü daha az idi ve hemen sıyrıldı. Gayet iyi. Şöyle bir EQ yapalım. Okey, bu sefer kestik. Güzel. Abi çok güçlüyüz. Yani oynadığınız şampiyona hakim olmanız lazım. Attığımız skill'leri hep sağ sol yaparak özellikle E'mizi rakibimize tutturmaya çalışıyoruz her defasında. Evet, karşımızdaki oyuncuya şu an 3 level fark attık. Minyonda da yaklaşık bir 2 katı kadar fazla minyon yaptık. Roket kemer sayesinde minyonları seyirce pushlayıp XP öne geçiyoruz abi. Ama ölmeden o base'i atmamız lazım tabii ki de. Düşük elo oyuncuların yaptığı en büyük hatalardan bir tanesi şu base tuşuna basmayı bilmemeleri abi. Base'i atacaksın abi. Öne geçtiğin zaman şu üzerindeki shutdown parasını vermeyeceksin. O shutdown parasını verirsen karşındaki oyuncu oyuna döner ve maçı kaybetme şansın acayip büyür. Leandre'ye 50 gold var. Leandre'yi bitiremedik. Hemen koşalım. Bu arada dakika 20'den önce mesela Hextech'tir, Leandre'dir veya Hextech diyelim, Zhonya diyelim. Böyle iki eşya olsun, 3 eşya olsun. Ya bu kadar 2-3 eşya çıkabiliyorsanız iyi bir oyuncusunuzdur. Yani bunu yapmanız için de öncelikle mikro game'de karşımızdaki oyuncuyu nasıl dövüyoruz? Last hit'e geldikçe dövüyoruz. Hangi pozisyonlarda trade'e giriyoruz mesela? Minyonumuzun fazla olduğu pozisyonlarda falan, bunlara sürekli dikkat etmeniz lazım. Şöyle koşu yoluna ben bir W salacağım. Okey, hızlı koşuyor, sıkıntı yok. Hemen lane'imizi pushlayalım. Rakibe göre item tercihinde bulunmayı da bilmeniz lazım arkadaşlar. Böyle ağır yara isteyen charlar varsa, can çalmaya, sustain'e sahip charlar varsa direkt Morello tercihinde bulunmanız lazım. Çok fazla mobil charlar varsa Rayleigh çekebilirsiniz ikinci eşyadan. Ama bu tarz karşınızda Garen matchup'ı falan varsa özellikle, yani hiç acımadan Leandre'yi yapıştırabilirsiniz. Özellikle de öne geçtiyseniz. Şu an Garen benim karşımda durmakta zorlanıyor. Top lane'e gelen giden yok. Ben buradan bu kuleye vurmaya devam edeceğim. Eğer Garen benimle takasa girerse aramızda 3 level fark var. Öncelikle buna dikkat etmesi lazım. Ben şöyle Q ve Leandre sayesinde birazcık onun canını almak istiyorum. Şu an rakip takımın hepsi bana geliyor sanırım. Geriye çıkalım. Daha fazla abartmaya gerek yok. Üzerimizdeki shutdown'ı vermeyelim. Dediğim olay buydu. Hemen geri çıkıp base'imizi atalım. Map karanlık abi. Map'te kimseyi görmüyoruz. O yüzden laubali hareketlere hiç gerek yok. Totemi lane'e atabilirim bu arada. Şimdi base'den geldim. Her şeyim flash'ım var. Burada olsalar bile artık benim için sorun değil. Çünkü jungle'ım da bu site'da geziyor zaten. Jungle'ım da bu site'larda. Şöyle bir roket kemer Q yapalım. Jax E'yi açarsa direkt sağ tıklayıp çekeceğim. Çok iyisin. Hemen çekeceğim yere de bir E atalım. Okey, güzel. Wow. Nocturne flash attı ve oradan çıktı sanırım ki
Yetişmem mümkün mü? Şöyle W ile bir slow bırakalım. Çok tatlı. Şöyle de bir E sağ tıklayıp çekelim. Q düz vuruşlar. Bir düz vuruş daha. Tamam, dipten Q'yu Leblanc'a salalım. Leblanc'da şöyle Atlas'ın onu da çekelim. Çok iyi. Şöyle de bir E bırakalım. Leblanc öldü abi, buradan kaçarı yok. Birazdan geriye dönerse de ölecek. Diğer türlü bilmiyorum. Tamam, salmış gibi yapacağım. Kurtulduğunu sansın. Çalıya birazdan W bırakacağım. Oo, bu arada bana kalabalık gelmişler. W'yu tamam, kendimiz için kullanacağız. Hedef Lucian olacak bu konumda. Özellikle de dipten Q'yu şöyle yapıştırıyoruz. Hop, direkt eriyor. Yani çalıya kafa atmaya geldi. Direkt zaten dibimde oynuyor. Dibine girip Q'yu yapıştırdım. Biliyorsunuz ki Q dipten maksimum hasarı atar. Q normalde ileriye doğru bu tarz 5 tane ok fırlatıyor arkadaşlar. Ok mu denir artık, ne denirse. Yani uzaktayken 1-2 tanesini yiyor ama dibinizdeyken 5 tanesini de yiyor ve bu yüzden maksimum hasarı yemiş oluyor. Yani bir smite kadar çok vuruyor özellikle Q'nuzla. Çok rahat Drake veya Baron'da çalabilirsiniz. Şu an top lane'de bir üstünlük kurduğumuz için rakip takım böyle tapa falan gelmiş. Bizi geriye düşürmeye yönelik hareketler yapıyorlar. Özellikle üzerimizdeki shutdown'ı almaları lazım ki zaten bizim diğer koridorlar da kazanıyor şu an. Tek başıma oynuyorum bu arada abi. Yani böyle rahatça oynarken güle oynaya 170 farm yapmışız ki ben bu kadar farm yapmam normalde. Bunun nedeni roket kemer. Roket kemerle güzel farmlamışız. Şöyle hemen sağa tıklayıp Q'yu yapıştıralım. Alalım onu. Dakika 19'da 37 tayfımız var. Bu da çok güzel. Benim bu serideki amacım zaten sürekli söylerim. Yüksek skorlar almak falan değil. Daha çok böyle motive amaçlı bilgiler, taktikler vermek abi. Beni yeni takip eden arkadaşlar içinse bunların belki 10 katı veya 100 katı kadar daha öğreticilerini geçmiş videolarda da yapmışlığım var. Geçmiş videolara falan da göz atarak böyle oyun bilginizi geliştirip lig atlayabilirsiniz. Vadi sayesinde bulunduğumuz metada en güzel görevlerden bir tanesi vadi bu arada. Direkt tüm kulelere çatır çatır açabilirsiniz öne geçtiğiniz maçlarda. Hemen ben şu kulesi, canı azalan kuleye vurayım. Tamam, şöyle bir E, W çekelim. İksiri açacağım. Ultiyi de açacağım. Tamam, biraz kontrollü oynayacağız. AD Carry'mi korumak istiyorum ama bu çok da mümkün değil sanırım. Şöyle roket kemerle adama yaklaşıp dibinden Q'yu yapıştıralım. Gayet güzel. Şöyle bir RQ yapalım buna da. Bu da çok iyiydi. Tamam. Tayflar geliyor. Ölülerden de tayf geliyor bu arada. Ve canımız sürekli team fight halindeyken de yenileniyor. Bu gayet iyi. Burada daha fazla durarsak... Burada daha fazla durursak abi satarız. Buradan çıkmamız lazım. Burası satış artık. 700 gold shutdown. Toplamda 1K falan para veriyoruz. Çıkalım abi. Bizim Garen sola ya hani kenarda duruyor diye. Ne yapsın abi adam? Ben 3. eşyamı bitireceğim. Adam daha ilk eşyasını yeni bitirdi. Karşınıza hangi şampiyon gelirse gelsin, matchup'ı biliyorsanız, kendinize güveniyorsanız, oyun bilginiz yüksekse hepsini kazanabilirsiniz abi. Burada olay şampiyon değil yani. Hangi şampiyonla lig çıkarım gibisinden diye sorular geliyor sürekli. Yani olay bu değil, bu yanlış bir soru. Yani oyun bilgimi geliştirebilir miyim? Nerelerde hatalar yapıyorum falan gibisinden sorular sormak daha mantıklı. Yani iş oyun bilgisinde bitiyor açıkçası. Hep söylerim bunu. Ya ben bu bilgilerle gideyim mesela başka bir şampiyon oynayayım. Ya bununla da aynı sonucu alacağımı eminim yani. Mid lane inhibitörünü aldığımız için artık oradan daha fazla zorlamaya gerek yok. Hemen bot lane'e indim. Burada bir şeyler deneyeceğim. Rakip takım şu an bana geliyor sanırım. Yanımıza da Jax geldi. Okey. Jax'la 2v5 atarız diye düşünüyorum. Atmasak bile burada kuleyi açmak bizim için faydalı olur. Artık ultiyi açalım. Şöyle bir roket kemer. Kendimize bir RQ. Ah be, canlara bakar mısın ya? Burada dediğim oldu bakın. Karşı aktöründen bu arada shutdown almışım. Tamam, shutdown verdim. Şu an Lucian'a 1K falan para verdim. Özellikle rakip takımın AD carry'sine bu parayı vermek bizi geri düşürebilir. Ama ben kendime inandığım için, güvendiğim için çok sorun olacağını sanmıyorum. Tabii ki de yaptığımız bir hataydı. 2500 falan canım var. Ultiye basınca 3K oluyor sanırım. 4K'lık bir hasar tanklamışız. Şu an Morello'yu aldık. 2650'lere çıktı. Gayet iyi. Dediğim gibi yani rakip takım bize gelecek falan dedim. 2v5 atar mıyız? Atamazmışız. Jax direkt eridi orada. Çok fazla bir şey tanklayamadı. Bizi de counterlayan şey burst damage direkt. Burada aslında Zonya'mız olsaydı oynardık. Ben biraz farklı bir build deniyorum. Biraz fanteziye kaçtık. Olsun. Maçın uzaması da hoşuma gidiyor aslında bir yandan. Daha fazla anlatacak şeyler bulabiliyoruz bu şekilde.
Tamam, bir team fight kopuyor burada. Hemen yetişelim şöyle Q. Yani önümde biri durursa veya ne bileyim 5 kişiyi ben önünde tanklasam bile çok rahat bir şekilde burada team fight'ları kazanırız. Acayip güçlü. Şu an dokunduğumuz ölür abi. Liandry, Morello, roket kemer ve büyü nüfuzundan gelen de bir burst damage, elektrik verden gelen burst damage maçı direkt kazandırır. Burada normalde bizim takım mid'e döndü ama bu yaptıkları hata aslında. Mid'de inhibitor yok ki, yani bunlar hemen doğabilir burada. Ama yine de ben onları yalnız bırakmayacağım. Belki rakip takım hata yapar ve maçı bitirebiliriz. Normalde burası biraz sıkıntılı olurdu yani maçı bitirmekte. Evet, Garen yakalandı. Yani Liandry Morelli olduğu için direkt eritebiliyoruz. Hemen kuleye dönelim abi ama burada. Kuleyi almazsak bizim için bir sıkıntı olur bu. Evet, roket kemer ultileri açalım abi hemen. Öne geçip takımımızı tanklayalım. Liandry burada herkese vuruyor şimdi. Bakın teamfight'ta. Zonya'sının bitmesini bekliyorum. Şunu düz vuruşlar, düz vuruşlar. Okey. Bu arada ben buna bir deneyeceğim yani. Şöyle bir Q. Okey. Nexus'a vurup bu maçı bitirebilirim. Maçın şeyi benim elimde şu an. Derken Jax da gelmiş. Okey. LeBlanc oynarsa bir şeyler deneyeceğim. Okey. W. Çekiyoruz. Q flash animasyon iptaliyle kesiyoruz. Gayet güzel abi. Ligi merak edenler olur, bir de şimdi Silver'da harbiden ve tek başıma giriyorum. Duo'muz yok gene bu seride. Kasılan gold'lar bu şekilde abi, görüyorsunuz. Güzel gold kasmışız bayağı herkesin önünde. Hem bu minyondan hem de aldığımız skorlardan dolayı. Ya bu şekilde aktif oynamanız lazım oyunda. Lane'i direkt kazanıp rakip jungle'ı, rakip oyuncuları üzerinize çekip direkt onları geri düşürebilirsiniz. Atılan hasarlara bakacak olursak şu şekilde görüyorsunuz atılan hasarları. Alınan hasarlarda ise yine maksimum hasarı tanklamaya az kalmışken Nocturne bizi 1K ile falan burada geçmiş. 500-600 ile falan geçmiş abi. Ama olsun, şu yeter zaten. Yani her maç şu tabloyu yapabiliyorsanız iyi bir oyuncusunuzdur. Şu tabloyu da özellikle. Abi umarım faydalı olmuştur. Sağlıcakla kalın. Like atıp yorum atarsanız bana çok güzel destek olursunuz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Öpüyorum. Bay bay.